Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi'den Emrah Terzi. Bugün sizlere Photoshop action'ları nasıl hazırlanır ve ne işimize yarar konularından bahsetmek istiyorum. Action önceden kaydedilmiş bir dizi Photoshop aşamasıdır. Action kaydedildikten sonra diğer dosyalar için aynı işlemleri sadece play tuşuna basarak uygulamak mümkündür. Temel olarak Photoshop'ta yapmış olduğumuz işlemleri, değişiklikleri kaydedip daha sonra farklı zamanlarda ve farklı fotoğraflarda aynı işlemleri teker teker yapmak yerine tek tuş ile bizim adımıza yapmasıdır. Kendimden örnekle portre fotoğrafları için sürekli kullandığım bazı yöntemler var. Örneğin Frequency Separation ve Dodge and Burn işlemlerini pek çok fotoğrafta aynı yöntem ve layer'lar ile yapıyorum. Düzenleme layer'larını ve işlemleri her defasında yapmaktansa bir kez oluşturup kaydederek zaman ve pratiklik kazanabiliriz. Hızlıca işlemlerimize başlayalım. Öncelikle işlem yapacağımız fotoğrafı açtıktan sonra Window menüsünün altından Action'a tıklayarak Action panelimizi açıyoruz. Alt tarafta bulunan butonlardan Create New Set'e tıklayarak Action klasörümüzün adını yazıyoruz. Örneğin Foto Akademi. Klasörümüzü oluşturduktan sonra yine aşağıdaki butonlardan Create New Action'a tıklayarak Action'ımızın adını yazıyoruz. Ve Record tuşuna basarak kayıt işlemine başlıyorum. Bu fotoğraf için ben Frequency Separation ve Dodge and Burn layer'larını oluşturacağım. İşleme başlamadan önce Background layer'ını seçip Background layer'ından 2 adet kopya alıyorum. Üstteki kopyanın adını doku, alttaki kopyanın adını renk olarak değiştiriyorum. Doku katmanıma geliyorum. Filter, Otur, High Pass menüsünün altından High Pass değerimi belirliyorum. Örneğin bu fotoğraf için 6 değerini belirledikten sonra OK butonuna tıklıyorum. Burada belirlemiş olduğumuz değer her fotoğrafta farklılık gösterecektir. Her fotoğraf için farklı bir aralık, farklı bir değer aralığı yazmamız gerekecektir. Dolayısıyla bu menüdeki seçimi bana her defasında sorması için buradaki kutucuğu işaretliyorum ve işlemlerime devam ediyorum. Doku layer'ımı oluşturdum. Harmanlama modunu Linear Light olarak değiştiriyorum. Son olarak doku layer'ı seçiliyken Image, Adjustment ve Contrast menüsüne geliyorum. Buradaki seçeneğimi işaretliyorum ve Contrast değerini düşürüyorum. -50 standart ve her zaman kullanılacak bir değer. -50'yi seçip OK tuşuna basıyorum. Doku layer ile işlemim tamamlandı. Renk layer'ında Filter, Blur, Gaussian Blur diyorum. Doku layer'ındaki değerin aynısını yazmam gerekiyor. Yani değerimi 6 olarak yazıyorum. OK butonuna tıklıyorum. Buradaki değer de yine her fotoğrafta farklılık göstereceği için bu değeri de bana sorması adına burayı yine işaretliyorum. Daha sonra layer'larımı seçerek grup oluşturuyorum. Grubun adına yüz temizleme ya da Frequency Separation diyorum. Frequency Separation layer'ımız hazır. Daha sonra sırada Dodge and Burn layer'larını oluşturmak var. Yine bir grup oluşturuyorum. Grubun adını Dodge and Burn olarak değiştiriyorum ve bir curse layer'ı atıyorum. Fotoğrafımı biraz karartıyorum ve seçimi ters çeviriyorum. Layer'ın ismini siyah olarak belirliyorum. Bir curse layer'ı daha oluşturuyorum. Fotoğrafın rengini açıyorum. Seçimi ters çeviriyorum ve adını beyaz olarak değiştiriyorum. Action'ım şu anda hazır. Ben bu aşamadan sonra artık fotoğrafta lokal olarak işlem yapmaya başlayacağım. Dolayısıyla action'ımı durdurarak hazır hale getiriyorum. Stop butonuna tıklıyorum. Action artık hazır. Dilerseniz şimdi action'ımızın sağlamasını yapalım. Oluşturduğumuz klasörleri, layer'ları siliyorum. Background layer'ı seçiliyken biraz önce oluşturduğum action üzerine gelerek play tuşuna tıklıyorum. Photoshop High Pass değerini soruyor. Bu fotoğraf için 6 olarak değer, 6 olarak belirtmiştik değeri. OK butonuna tıklıyorum. Şimdi Gaussian Blur değerini soruyor. High Pass değeriyle aynı olacak. Yani 6. OK'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Photoshop, Frequency Separation ve Dodge and Burn layer'larını benim adıma oluşturdu. Artık bundan sonra fotoğrafı lokal olarak düzenleme işlemleri yapabilirim. Bu layer'ı daha sonra bilgisayarınızda tekrar kullanmak için ya da arkadaşlarınızla paylaşmak için dilerseniz farklı olarak kaydedebilirsiniz. Klasör seçiliyken buradaki Action menüsünü tıklayarak Save Action diyerek örneğin masa üstüne bunu fotoakademi.atn olarak kaydet diyorum. Action'ı Photoshop'a kurmak için çift tıklamak ya da Photoshop'un üzerine sürüklemek yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu yöntemle siz de kendi action'larınızı oluşturabilir, internette paylaşabilirsiniz. Daha sonra kullanabilmek için kaydedip bir kenarda saklayabilirsiniz. Hepimizin bildiği gibi Photoshop tabiri caizse uçsuz bucaksız bir derya ve geliştirdiğiniz, oluşturduğunuz yöntemleri bir süre sonra unutabiliyoruz. Dolayısıyla siz de bu yöntemle kendi actionlarınızı oluşturarak kendi yöntemlerinizi arşivleyebilir ya da arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Foto Akademi Facebook ve YouTube kanallarına abone olarak bizlere destek olabilir. Yeni videolardan ve haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.